Közler onu idrak kılalmıydı. Közler onu kör müydü? Kança kemçiligimiz var. Kança nuksanımız var. Kança ayıbımız var. Kuttu özü körgen diye kılıp aytadı. Bana buldu deydi. Bana buldu deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le kandı başarılıp geldi. Cennette benim hamrahım buladı. Assalamu alaikum aziz brotherlarım. Videonu keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqul va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin. Yani ceza gününün padişahı bugün, mehriban ve rahimli Allah Teala'ya berçe hamd-ı sanalar olsun. Biz bir günde 30 metreden köprak tılavat kılamız, Fatiha suresini. Maliki Yevmiddin, ceza gününün padişahı, addeyyen, cezalavcı, mükafatlavcı. Alloh taoloning addayyan ekanligini bilishlik bandani taqvoga, istiqomatga yetaklaydi. Alloh taolo addayyan bo'lgan zot. Hamma narsani biladi, hisob-kitob qiladi, jazolaydi. Agar mana shu haqiqatni banda anglab yetadigan bo'lsa, ustida puxta hisob-kitob borligini, mukofot yoki jazo borligini bilsa, Robbisini itoatiga kirmay iloji yo'q. Demak, İtaattan taşkarada fisk-ı fucurdu yürgen adamlar Allah Ta'ala'nın addayyan ekenlikiden bir haber. Ulanın manajı ilimsizliği günah masiyatta daimi buluşuyla sebep buladı. Allah Azze ve Celle Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. Allahu allazi halaka seb'a semavatin ve minel ardi mitlehun yetenazzalul amru beynehunne lite'alamu enne Allah ala kulli şeyin kadir ve enne Allah'a kad ahata bi kulli şeyin ilme. Allah Azze ve Celle yetti osmonni ve yerden ham öşelerinin mislini yaratgan zottir. Allah'ın emri farmoni ularının ortasiga nozil bo'lib tarqalib turur. Osmon bilan yerde ortasiga tushadi, hukmi tarqalib turadi. Toki sizler Allah'ın barcha narsaga qodir ekanligini ve Allah barcha narsani öz bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun u zot sizlarga xabar berdi. Qarang, osmonlar va yerni yaratilishidagi sabab illat bu li ta'lamu bilishingiz uchun. Ya'ni bilib qo'yinglar, Alloh taolo hamma narsani o'zini ilmi bilan ihota qilgan. Hamma narsani bilib turadi. Nima dedik, nimani o'yladik, qayoqqa bir qadam bosdik, u osmondami, suvni tagidami, yerni tagidami, Alloh taoloning ilmidan biror narsa maxfiy bo'lmaydi. Alloh azza va jallaning mana shu mahluqotlari haqida fikr qilish siz bilan bizni Alloh taoloning oldiga olib keladi. Allohni qanchalar tanisak, undan shunday bir qattiq, qalbimizda unga nisbatan muhabbat bo'ladi, uni hisobidan qattiq qo'rqishli bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Inna lillahi ta'ala 99 isman illa wahidan man ahsaha dakhala al-janna. Albatta Alloh subhanahu va taoloning 99 ta ismi bor. Bir kam 100 ta. Kim ularni ihso qilsa, ya'ni o'qib o'rgansa, sanasa, ma'nolarini anglasa jannatga kiradi. Biz mana shu 99 ismini birodarlar o'qib o'rganyapmiz. Mana Alloh taolo aytdi: "Va annalloh qad ahata bi kulli shay'in ilma." Alloh azza va jalla barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib qo'ygan. Demek Alloh biladi, hisob-kitob qiladi, jazolaydi. Shu narsadan xabarimiz bo'lar ekan, shu narsa esimizdan chiqmas ekan, shu haqiqat yodimizdan ko'tarilmas ekan, biz mustaqim yo'lda bo'lamiz. Mana bir misol bilan tushuntiraylik. Inson qachon majbur Alloh taolaning itoatida bo'ladi?
Qachoniki Alloh taoloni bilishini, hisob-kitob qilishini, jazolashini bilsa. Misol, shaharda bir katta bir perekroskasi deylik, svetofor qizil chiroqi yondi. Haydovchi kelib to'xtaydi. Shu svetoforning o'rtasida mirshab turibdi kuzatib. Nandaroqda yana bitta mirshab mashinada o'tiribdi kuzatib. Shu perekroskaning ustida kamera turibdi yozib. Savol. Shu haydovchi qizil chiroqqa yuradimi hozir? Yurmaydi. Nima uchun yurmaydi? Shu yo'l harakatini qoidasini joriy qilgan hukumat uni kuzatib turibdi. Ko'rib turibdi. Hukumatning ikkita mirshabi turibdi. Yurib o'tib ketsa quvib boradi. Agar qochib ketsa kamera turib yozib qo'ygan. Nima uchun yurmaydi boyagi haydovchimiz? Chunki shu yo'l harakati qoidasini joriy qilgan hukumat uni kuzatib turibdi. Kamerasi kuzatyapti, mirshabi kuzatyapti. Demak, hukumatning u haqidagi ilmi shu haydovchini qoidani buzishligidan man qiladi. Xuddi shunga o'xshagandek, siz bilan biz Alloh taoloning addayan ekanligini bilsak, bilishini, yozib qo'yishini, hisob qilishini biladigan bo'lsak, unga osiy bo'lishlikdan qo'rqamiz, tiyilamiz. Chunki aqlli odam yurmaydi-da boyga qizil chiroqqa. To'g'rimi? Oqil, hushyor inson qanday bo'ladi? Asarlarda keltiriladi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zining ashoblari bilan ko'chada ketib borar ekanlar, Madina ko'chalarida bir majnun odamga to'g'ri keldilar. Ya'ni es pas odam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'radilar, "Bu kim? Kim bu?" Ashoblar, "Bu majnun" deyishdi. Ya'ni jinni. Rasululloh aytdilar, "La hada mubtala al-majnun man asalloha." Yo'q, bu mubtalo, balolangan inson. Majnun Allohga osiy bo'lgan kishi. Allohga osiy bo'lgan kishi majnun. Aytyapmiz-ku, aqli hushi joyida bo'lib turib, boyaga haydovchi qizligi yuramadi. Oqilligi uchun turibdi-da. Endi Robbisini jazolashligini, addayan ekanligini bilib turib ham gunoh qilayotgan bo'lsa, demak bu odam nima emas? Oqil emas, balki majnun bo'ladi. Shuning uchun bir odam dunyoviy ilmlarda bir ma'lum bir darajaga erishgandir. 5ta diplomi bordir. Ammo agar mana shu o'zini ilmli deyotgan odam, 5ta diplomi bor odam günah masiyatta doim bo'lsa, dünyaya nimaga kelganligini bilmasa, nimaga yashayotganligini bilmasa, qayerga ketishligini izlab topib o'rganmasa, bu odamni birodarlar shariat nuqtai nazaridan oqil deb bo'lmaydi. Ma'qulmi? Undan ko'ra o'sha maktabni nari beri tugatgan ona dehqon 70 ga kirgan. Ilmliroq shariat nuqtai nazaridan. Chunki qayerdan kelganini biladi. Nimaga yashayotganini biladi, qayerga qarab ketayotganligini biladi, shunga qarab tayyorgarlik qiladi. Chunki har qancha ilmingizlar katta bo'lmasin, birodarlar, diplomingizlar mingta bo'lmasin, o'lganingizda diplom qayerda qoladi? Qayerda qoladi? Unvoningiz ham qoladi, pogoningiz ham qoladi, udostoyingiz ham qoladi, pulingiz ham qoladi, diplom hammasi qabrda ustida qoladi. Endi u yoqqa amali bilan, iymoni bilan kiradi. Alloh azza va jallaning Asmo-ul Husnosini o'rganishlik siz bilan bizga lozim va lobiddir. Ustimizda ilm o'rganishlik farz birodarlar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin. Har bitta erkak, ayol musulmonga ilm talab qilishlik farz. Endi mana shu ilmni farzi ayin bo'lgani bor, farzi kifoya bo'lgani bor. Farzi ayin bo'lgani shunaqa ilmki, hamma bilishligi kerak. Masalan, 5 vaqt namoz, tahorat, g'usl, farzi kifoya shunaqa ilmki, musulmonlardan bir ayrimlari shu narsani o'rganib qo'ysa, shu ilmda qolganlardan soqit bo'ladi. Masalan, parashutist. U uchun qaysi ilmni bilishlik farzi ayin parashut haqidagi. Qaysi ilmni bilishlik farzi kifoya? Aytinglar-chi? Parashut qaysi materialdan yasalgan? Qaysi kompaniya tikkan? Qanaqa ip bilan tikkan? Qaysi mashinka bilan tikkan? Bu farzi kifoya, uni bilmasa ham hech narsa bo'lmaydi. Ammo farzi ayin bo'lganichi? Qaysini farz? U parashutni qanday tahlasa ochiladi, shuni bilishi farz. Va qaysi ip tutqarsa ochiladi, shuni bilishi farz. Ammo yuqoridagi narsalarda bilmasa hech narsa bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek birodarlar.
Siz bilan biz bilishimiz farz, lozim, lobut bo'lgan ilm bor va bizga farzi kifoya bo'lgan ilm bor. Mana shu Alloh azza va jallaning asmol husnosi haqidagi ilm bizga farzi ayn. Chunki ad-dayyan ekanligini bildingiz. Ar-Razzoq ekanligini bildingiz. Ar-Rohim ekanligini bildingiz. Allohdan boshqaga suyanmaysiz. Yana bitta misol. Xullas bir odam mashinani oldi, uzoq safarga chiqdi. Sayohatga. Ozgina yurgandan keyin tablosida qizil chiroq yonib qoldi. Yoqdi, chiroq yonib qoldi. Nima degani bu? Zinat uchunmi? Haligi haydovchi buni bilmaydi nimaligini. Shu ilmdan bexabar. Ketaveradi, chiroq yonib turibdi deb. Ozginadan keyin mashina to'xtaydi, motor ushlab qoladi, sayohat qoladi, katta chiqimga tushadi. Demak, mana shu haydovchini shu ilm haddan bexabarligi uni safarini to'xtatib qo'ydi. Demak, siz bilan biz Robbimizni asmol husno va sifatul ulosini biladigan bo'lsak, birodarlar, juda ko'p muammolarimiz oldi olinadi va doim haqda bardavom bo'lamiz. Demak, ilmsizlik musibat ekan, johillik qotil ekan. Dinimizda siz bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan farz ilmlardan qancha-qanchasi turibdi. O'shalar bilan shug'ullanmasdan nafil bo'lgan, kifoya bo'lgan ilmlar bilan ovora bo'lib yuribmiz. Ba'zida sunnatni mahkam ushlayapman deb, tashqi ko'rinishini sunnatga muvofiq qilyapman deb tirishib yurgan ukalarni ko'ramiz. Ota-onasi bilan qilayotgan muomlasi, birodarlar, mutlaq shariatga to'g'ri kelmaydi. Seni, birodar, shaklini sunnatga muvofiq qilishingdan ko'ra ota-onangni duosini olishliging, ularga xizmat qilishliging lozimroq edi, lobutroq edi. Nafil bo'lgan ishga chiqib ketyapti, uyda farz yoki vojib bo'lgan amal qolib turibdi. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik. Qoida ilm amaldan burun turadi. Ilm amaldan burun turadi. Agar kim ilmidan bexabar bo'lib turib amalga kirishib ketsa, nima bo'ladi? Qovun tushadi. Da'vat bo'ladimi bu? Nasihat bo'ladimi bu? Sport bo'ladimi bu? Tijorat bo'ladimi? Hunar bo'ladimi? Nima bo'lishidan qat'i nazar, ilmini o'rganishimiz kerak. Ma'qulmisizlar? O'zi qaraylarda, xuddi mana shu da'vatni o'zi ham, islomga da'vat qilishida o'zi ham, shu da'vatni qilayotgan odam, shu da'vat ilmidan xabari bo'lmay turib da'vat qilsa, biroq quloq solmayapti. Uni da'vatini biroq qabul qilmayapti. Bo'lmasa musulmonlarga gapiryapti. Nimaga qabul qilmayapti? Demak, shu da'vat ilmidan xabari yo'q shu odamni. Qoida ilm amaldan muqaddam turadi. Kishining iymonining afzali qaysi? Kishining iymonining afzali Alloh doim u bilan birga ekanligini bilishi. Alloh doim men bilan birga dedingizmi? Demak, iymoningiz eng yaxshisi mana shu. Endi iymonning eng olisi qaysi? Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsang ham, u seni ko'rib turibdi. Alloh taolani addayan ekanligini bildingiz. Biladi, yozib qo'yadi, jazo beradi. Mana shu narsani bilasizmi? Demak, iymonning eng olisi sizda. Chunki qarang, masalan, prezident oldida turibsiz, yurtingizni prezidentining oldida turibsiz. Qanaqa turasiz? Ha, qanaqa turasiz? Ro'vni turasiz. Oshcha harakat qilmaysiz. Bitta so'zni oshcha gapirasizmi? Qanaqa o'zi taklif qildi sizga, prezidentning qasiga taklif qilganda bilasizmi? Bir oy tayyorgarlik ko'rasiz. Nimalarni yangilaysiz? O'zi kiyimingiz yangi, yangi kiyim olasiz. Sartaroshga kechqurun borasiz. Prichoskalarni qilasiz, atirlarni sepasiz, mashinada borasizda. Bitta o'zingizga o'xshagan odam, faqat davlat rahbari. Ni oldida turishlik uchun qanchalar o'zingizni nazorat qilib turishingiz kerak bo'lsa. Chunki ko'rib turibdi-da prezident sizni. Endi Robbingiz ko'rib turganda qanaqa turishingiz kerak edi? Aytdi-ku, kim ma'siyatda fisq-fujurda davomiy qolib ketadi? Robbisini addayan ekanligi, Robbisini kuzatib turuvchi ekanligini bilmagan odam. Bilmagan odam. Alloh subhanahu va taoloni asmol husno va oliy sifatlarga bo'lgan iymonimiz birodarlar haqiqiy iymon bo'lishi kerak. Shayton nima degan edi? Fa bi izzatika. Izzatingga qasam degan edi.
Demek Allah Teala'nın azizliği iman keltirdi. Fa'anzirni ila yawmi yub'asun. Meni insonlar, umuman mahluqatlar qayta tiriladigan kungacha tirik qo'ygin degan edi. Qayta tiriltirishiga iymon keltirgan edi. Xaloqtani minnar. Meni olovdan yaratding degan edi. Yaratganiga iymon keltirgan edi. Xoliqligiga, robligiga, aziz ekanligiga, qiyomat kuni tiriltirishiga, qiyomat kuni qoyim qilishiga iymon keltirdi, ammo Alloh taoloning asmoli husnosidan bexabar edi. Tanimagan edi. Demek Alloh taologa ibodat ham qilmagan edi. Birodarlar, Allohning borligiga mutlaq ishonmaydigan odamlar ko'p bo'lmaydi. G'irt kofirlar ko'p bo'lmaydi. Insonning tabiatida Alloh taologa sig'inishlik fitratida bor narsa. Hatto mushriklar ham o'sha toshiga, g'ishiga suyanayotib turib aytadiki, astag'fir billah, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Biz o'sha xudolarimizga faqat ular bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilamiz deyishardi. Ya'ni Allohni borligi ishonadi, faqat o'rtaga vositachilarni qo'yib qo'ygan. Endi inson Allohni borligiga iymon keltirdi-yu, bu iymoni Allohga itoatga yetaklamaydigan bo'lsa, bu iymonni qiymati yo'q. Biz ham Allohga ishonamiz, biz ham la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deymiz, deyapti. Ha, shu kalima bilan musulmon bo'ldi, ammo qiymati baland emas buni, qiymati yo'q iymonini. Chunki haqiqiy iymon bo'lganida itoatga yetaklamay iloji yo'q edi. Bir inson qiyomatda borligiga ishonaman deyapti-yu, lekin mahluqotlarga aziyat yetkazishidan to'xtatmayaptimi shu iymoni? Demak, bu iymonining ham qiymati yo'q. İmanı yok emas, imanı var, imanın kıymeti yok. Allah'a bo'lgan iman, onu itaatiga bizi tartışmak gerek. Kıyamet günüge bo'lgan iman, mahlukatlarga aziyet yetkizmeslikke bizi çakırışmak gerek. Şunali oldu mu? Bana şu hem kaideydi. Kaytaramız, Allah'a bo'lgan iman, onu itaatiga çakırdı bizi. Kıyamet günüge bo'lgan iman, mahlukatlarga aziyet yetkizmeslikke çakırdı bizi. Eğer şu ikide iştikimekken bolsa, imanımızın kıymeti kadar yok iken. Kimni iymoni Alloh taoloning taatiga yetaklagan bo'lsa, bas bu kishi najot topgan haqiqiy mu'min ekan. Alloh azza va jalla insonga idrok qilishlik quvvatini, fikr yuritishlik quvvatini berdi. Ya'ni oliy ehtiyoji bor va quyiroq bo'lgan ehtiyoji bor. Quyiroq bo'lgan ehtiyoj nima? Ovqat, kiyim, issiq, sovuq, uy, juft. Bu quyiroq ehtiyojlarimiz. Bu ehtiyojlar hayvonda ham bor. Unga ham ovqat kerak, unga ham juft kerak, unga ham uy kerak. Bu masalada jonivorlar bilan odamlar bir xil. Quyi ehtiyojlarimizda. Ammo oliy ehtiyojlar bor bizda. Shu ehtiyojlarni qondirmasa, faqat quyi ehtiyoji bilan yuradigan bo'lsa inson ana shu hayvonlar darajasiga yaqin bo'lib qoladi, tushun qoladi. Ruhini talablariga, oliy ehtiyojlariga labbay demagan, ularni qanoatlantirmagan kishi hayvonlik darajasiga tushib qoladi. Amvatun g'ayru ahya deydi Alloh taolo. Ular jonsiz o'liklardir. Boshqa oyatda inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Allohning itoatidan uzoq bo'lgan kofirlar, ular hech narsa emaslar, magar chorva hayvonlari kabidir. Yo'q, ular yanada yo'ldan ozganroq kimsalardir. Hushubu musannada, ular go'yo devorga yo'lab qo'yilgan yog'ochlarga o'xshaydi. Oliy ehtiyojimiz bor, birodarlar. Aqlimiz ehtiyoji, ruhimizi, qalbimiz ehtiyoji bor. Agar bularni qanoatlantirmasdan, faqat quyi ehtiyojlar bilan ovora bo'lsak, hayvonlar darajasiga tushib qolamiz, birodarlar. Astagfirullah. Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal insan, allamahul bayan. Mehribon Alloh Muhammad aleyhisselam ve onun ümmetlerine Kur'an'ı talim verdi. O zat insanını yaratıp, onge nütkünü talim verdi. Bana şu bayan, nütk buradalar, siz bilen bizi başka canavarlardan acilatıp duradı. Vay, bilesin mi nütk kanıka nimet? Küregimi kaç boydu siz? Bu oldu, topu kaçıydı. Yani şunu, tılsız şuntirin de. Ya, içim burap, karnım ağrı yaptı degen narsanı, aytmasdan. Mimika bilan, jestikulyatsiya bilan tushuntirib ko'ringda. Alloh taolo nima dedi? Unga bayonni ta'lim berdi. Inson yaratilmasdan avval unga Qur'on o'rgatilishi mumkinmi? Yo'q.
avval yaralış kere. Lekin avval nima dedi? Kur'an'ını örgattı, keyin yarattı diye yaptı. Özü aslada yarattı, talim verdi, keyin Kur'an'ını örgattı diye iş gereği miydi? Yok, Ar-Rahman, Allamal Kur'an, Kur'an'ını örgattı deyip avval etti. Yaratışıdan avval. İnsan yaralmasından avval onge Kur'an örgatışı mümkün mü? Yok. Ayetteki tertib, buradalar, fayda tertib olmaz. Belki mertebe tertibidir. Yani, insan yaşasa, onu hayatı bir menhaj üstüde bulmayacak olsa, vücutta varlığına faydası yok. Mesela, ne mi yaşı yaptı adamları köpçülüğe? Üç savaldı versin de özüge. Etmen türdü, işge varadı, ha hop işge varadı. Ne mi işge vardı? Ha pul topkanı vardı. Ne mi pul topasan, bola çaka bakkanı. Ne mi bola çaka bak yapsan, ha menden keyin koyganı. Kaldır işine maksat ne mi? Ha ketesen ettege. Menhaj yok. Etti ki o, bir adamı beşli diplomu bosa yok. Kayardan kegenliğini bilmese, ne mi yaşayakenliğini bilmese, kayakka keçişini fikir kımese, Peygamberimiz zaten yaptılar, bu Majnun cinni mez bu. Majnun kim? Allah ki asi bu adam mı Majnun diye yaptı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Ta'ala addayyan, cezalı uçu, mükafatlı uçu bugün zaten. Allah Subhanahu ve Ta'ala günahkar bendenin zararı hüccetini kayın kıladı. Bir kazı ya ki hakim buranı cezalamak için olsa, onu cezalaştığı için hüccet delil getirişlik gerek. Kıyan günahını, ayvını boynuya koyuşluğu gerek. Ve bana şu keltirgen delili, onu bir adıgan cezasını aklıydı. Demi Allah da Allah dayyan bogan zat, addayyan bogan zat, bendesinin üstüge hüccetini keltiradı. Aytadı, estağfirullah, ikra kitabek, kefe bi nefsike liyevme aleyke hasibe. Ve onge deyilur, namayı amalini oku. Bugün, öz nefsin özünge karşı yeterli hesapçıdır. Akalar, biz iman keltirganmiz. Ve inna aleykum la hafizin kiraman katibin. Albatta üstüylerde saklavuşu ikide hürmetli yazuvchimiz var. Bu ikide farişte hacatana getirganimizde şüp duradı. Cüftümle yakın boyan payette şüp duradı. Başka payet üstümüzde. Branta söz, branta hareketimiz yazın mekhamiydi. İnna allaha kana aleykum rakiba. Albatta Allah üstüngüzde küzatucu bulgen zattır. Ha baptı, şu iki doğrunda çüşüp yeterken, şüphayetlegisini mi buladı günahlarda? Allah talet yaptı, elbette Allah üstüngüzden küzatucu bulgen zattır. Eğer ular yazmayken bize Allah talet bilip duradı. Eğer bir adam gel, seni telefonu prasluş gediyken dese, kana kılıp yapıradı, jüdiyem terip yapıradı. Az yapıradı, ilacı azı umuma işletmeyle koyar telefonunu. Yani özünge hoşuken adam seni küzatı yaptıken degen narsa, şu ilim onu ağzı deyip yaptı, elap koyu yaptı. Ya ki, seni arkayında adam varken küzatı yürgen dese, haligi adam özü biladı, neme iş kılış kımasligini. Haligi adam körmeye kalışı mümkün bir kılı işinizi. Haligi yazıyken aparatı yazmaya kalışı mümkün yapırken yapıyızı. Ama şimdi bosayım ciddi ihtiyatkar bolasız. Endi herkes iki tepe araçta turgen bosa çi. Addayyan bogan Rabbis güzel tuturgenini bilses çi. Buna kadar adam ki hara oldu hem gerek yok. Mırış yaptı hem gerek yok. Nümen hem gerek yok. Kamerin hem gerek yok da. Demek hulasa kısa ayetimiz ki Allah Ta'ala'nın addayyan ekenle giden bir haber bogan insan. Allah Ta'ala'nın güzel tuturucudan bir haber bogan insan günah masiyatka kirip getirdi. Günah ki onun ümmetiyle yaptı. Bir haberliği başa çakılıp etsek. İlimsizliği. Öyleyse hemen musibet şu bitti sözge varıp takıladı. İlimsizliği musibeti. Ve huve ma'akum aynama kuntum. Sizler kayette bombeler uzatsızlar bilen birge. Şunu hıskısız. Allah Ta'ala'nın addayen ekenliğini bilseniz elbette günahtan teyişliğiniz asan buladı. Addayyan kelimesinden anladığı yana bir mana, haberdarlık, hüccet keltiriş ve hesap kılış. Allah addayyan biladi, hesap kitap kıladı, cezalıydı. Biladi, yazıp koyadı, hesap kitap kıladı, cezalıydı. Bana şu tör tane sözde, yakşıyla kalbimizde cevap olsak, günahını terk kılıştık, cüdeyem, asan buladı. Şehirde gekette perikir özge,
Kızıl çırak yanıp durdu. Haydaşı tohtadı. İki demir şah köze tutturdu. Kemeri yazıp durdu. Buzalı mı kaydanı? Buzmaydı. Kaçan buzalı kaydanı? Keçesi saat 3. Mırşaplar yok. Kemeri buzulu yatıptı. Öşünde buzadı. Kaçan buzalıken? Onu köze tutturucular yokluğunu bilgeneden ki. Lekin siz bulan biz buradayla köze tutturken köze tutucularımız kiramen katibin farıştalarımız. Onlar okulamaydı. Onlar abetke çıkmaydı. Onlar çerçap gitmiydi. Onlar da flash kest olup kalmaydı. Afa hasibtum annama halaknakum abathan. Allah da Allah soru yaptı. Ya ki sizlerinin gümanınızca biz sizlerini beyhuda yarattık mı? Brantı iş beyhuda buluşu mümkün mü bu vücutta? Yok. Mutlak kamillik egesi bugün Rabbimiz brantı işini bekardan kıyken buluşu mümkün mü? Yok. Allah da Allah soru yaptı. Değil mi? Bekerge yaratıldığı diye öyle yapsınlar mı? Ve annakum ileyne la turca'un. Biz aldığımızda kayıtık vermemizde öyle yapsınlar mı? Ta'ala Allahul Malikul Hak. Bu ne kadar? Beymanı gerçekten Allah Subhanahu Teala pak bugün zat. Bir üniversiteyi tasavvur kılaylık camiyana katta pul evaziye kurulgen. Katta pul sarplangen. İstişige, sağırışige, cihazlarige, muallimlarige. Muallimlarını köp mehnete vakti sarplangen okulçularige. Şimdi şu camiye yılda ahırda talabalarını imtihan kımastan çıkarıp alıştığı akılge sıkadı mı? Yani adam balası bekarçı iştiği miydi? Çünkü pul kuruldu, çünkü vakti sarplandı, mehne sarplandı, şimdi yılda ahırda ne oluş gerek? İmtihan buluş gerek. Hud düşünce hoşu geldi. Buradalar lillahil matalul a'la 70 yıl 80 yıl yaşadı yerde. Yediz, içtiz burada hakkını yediz, zikini yap gitti. Hesap kitap bombasından şimdi tükep geçtiği akılge sıkadı mı? Ayaksa bul insanu an yutraka suda. Allah da Allah'a yana soru yaptı. İnsan bekar taşlayıp koyuluşunu oylar mı? Hesap kitap kılınmasından ahirette. Dünyada yazıp teşirilmezden öz haliye taşıp koyadı değil mi? Buradalar hayatta Allah da Allah kimidir boy kimi kembeğal kıldı. Kimi kuvvetli kimi kuvvetsiz kıldı. Kimi hocayın kimi itaatta kıldı. Yani bura bura da hakkını yedi. Kuvvetli adam kuvvetsiz ki zulüm kıldı. Şu bilen dünya tügedi ketti mi? Akıl kabul kıladı mı bunu? Bunun hesabı var. Degen narsa kalbimizge, mumunlu kalbimizge taskin bir adı gön en katta narsa ahirat gibi bugün imanı. Hakkını yiyip gitti. Urdu, sindirdi. Bu nasılsın tortu aldı. Kullar zulüm kıldı. Bu cevap bir olmadı. İçi yana da. Mumun adam ne dedi? Hal kıyamet var dedi. Hatırcam duradı. Bir ses şu dünyada olamam ağayını dedi. Ya aka dedi. Bir ses kıyamet ki kaldı dedi. Dedi hatırcam ki duradı. Zora. Zora. Üçüncü mumun adam insult bulması gerek. Üç dört çakasını yok atsa. İnsult bulması gerek. Çünkü kim var? Addayan bolgan Rabbimiz Subhanahu ve Teala var. Kandaya kim var? Kıyamet günü var. Ahiret gibi bulgan imanı mumunun kalbine bana şu taskini beredi. Addayan ismiden anladın yana bitti bana. Allah Teala halayıkını hammasını özge tamam bir boyun sunduradı. Kul lillahil hujjatul baliga. Ayting, yetuk hujjat faqat Allohning hujjatidir. Qiyomat kunida ustimizga qo'yiladigan, bizni zararimizga qo'yiladigan hujjat, birodarlar, komil. Hech kim uni inkor qila olmaydi. Va kafa bi nafsaka al-yawma alayka hasiba. O'zingga o'zing kifoya qilasan hisob-kitob uchun, deyapti. Sizni o'zingizni shu qilgan gunohlaringizni, shu gunohlarni qilgan a'zolaringiz o'zi aytib turadi. Al-yawma naxtimu al-afwahihim. O günde ağızlarına mıhır oramız deyip de Allah-u Teala. Ayak kollarını yapıtırıp koyamız. Kıyan işler üstüne deydi. Hüccet hain baladı. Hiç kim yüz ögül almaydı. Hiç kim buna sana inkar kıl almaydı. Allah-u Teala puhta, nazik, dakik hesap kitap kıladı. Brant adam inkar kıl almaydı onu. Hüccetini, delilini. Bir Arabi gelip, ya Resulullah, menge nasihat kılın, fakat kıskarak kılın dedi. Şimdi sad dalil bilen gelip, kısa nasıl artık koyayım? Az yine bulsun. Şimdi çakana nasıl ne? İçiş gereği mi özü aslı da? Resulullah iki de ayetini oku verdiler. Estağfirullah. Femen ya'mal mithkale zarratin hayran yara ve men ya'mal mithkale zarratin şerran yara.
Bas kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'rur qiyomat kunida. Va kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur. Yana qanaqa nasihat kerak? Chunki addayan bo'lgan, jazolovchi, mukofotlovchi bo'lgan Robbimiz zarra vaznichalik yaxshilik bo'lsa ham ko'rsatib unga mukofot beradi. Zarra vaznichalik yomonlik bo'lsa, uni ko'rsatib turib albatta unga jazo beradi. Haliga arobiy kifoya qiladi dedi. Bo'ldi dedi. Tushundim dedi. Rasul aytdilar, faquhar rajul dedi. Faqiha deyilsa tushundi, angladi, ammo faquha bo'lsa fiqh ilmiga ega bo'ldi. Bu o'rinda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam faquha dedilar. Ya'ni fiqh egasi bo'ldi. Addayyan kalimasidan olinadigan yana bir ma'no, Allohning jazosidan hech kim qutula olmaydi. Hech kim qutula olmaydi. U kunda birodarlar oyoq-qo'llar ishlamaydi. Alloh taolo qiyomatga, mahshargohga hammamizni tikka qilib qo'yadi. Uni iznisiz hech kim bir og'iz so'z ayta olmaydi. Uni iznisiz hech kim harakat qila olmaydi, qimillay olmaydi. Hech kim Allohning mukofotidan ham, jazosidan ham qutula olmaydi. Bu dunyoda qutulib ketish yo'llari ko'p. To'g'rimi? Muhimi kerak odamlar bilan tanishligingiz bo'lsa bo'ldi. Palonchi urug'idan bo'lsangiz bo'ldi. Palonchining jiyani bo'lsangiz bo'ldi, qutulib ketasiz. Dunyodagi odamlar beradigan jazodan qutulib ketish mumkin, lekin qiyomatda birodarlar hech kim hech kimga kuyunmaydi, hech kim hech kimga foyda zarar keltira olmaydi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, inna kaydi matin. Albatta mening makrim qattiqdir. Birodarlar, yer yuzidagi eng mustahkam materiallardan bu polat. Yuzlagan metr balat turadigan imoratlar polatga suyanadi. Bu katta-katta ko'priklar mana shu polatdan qilinadi. Polatdan bo'lgan troslarga osib qo'yiladi. Mustahkamligi uchun, pishiqligi uchun. Alloh taolo aytibdi, albatta mening makrim, hisob-kitobim, jazo mukofot berishim qattiq deb aytadi. Hech kim qutula olmaydi undan. Demak, osiy banda hech qachon Allohning jazosidan, iqobidan qochib qutulib keta olmaydi. Wala yahsabannallazina kafaru sabaqu. Kofir bo'lgan kimsalar ustun keldik deb hisoblamasinlar. Kofir inson mu'minga zulm qilyapti. Musulmonlar xor bo'lyapti hozir yer yuzida. Kofirlar zulm qilyapti. Hech kim jazosini bermayapti. Zo'r yashab o'tib ketyapti dunyoda. Lekin o'tib ketyapti baribir. Dunyoda jazosini olmasdan o'tib ketyapti ko'pchiligi. Robbimiz aytayapti, kofir bo'lgan kimsalar ustun keldik, ya'ni g'olib bo'ldik, hech kim bizni jazoimizni bermadi deb o'ylamasin. Chunki qayerga bordi ular? Alloh taolo imomi Nasoiydan bu hadis. Kunlarni birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishini ochiq joyda yalang'och holda g'usl qilayotganini ko'rdilar va bundan norozi bo'ldilar. So'ngra minbarga ko'tarilib mana shu hadisini aytdilar. Albatta Alloh taolo Halim, Hayi va Sittirdir. Hayoni va satrni yaxshi ko'radi. Agar birortangiz g'usl qilsa, o'zini to'sib olsin. Mana Sittir ismi mana shu hadisda zikr qilindi. Boshqa hadisda Imom Bayhaqiydan Ibn Abbos roziyallohu anhu'dan innalloha Sittirun yuhibbus satra. Albatta Alloh taolo Sittirdir, satrni yaxshi ko'radi. Sittir degan so'z, hali batafsil to'xtaymiz, to'suvchi, berkituvchi, yopuvchi degan ma'no. Mahluqotlarning ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini berkituvchi, yopuvchi degan so'z. Qancha kamchiligimiz bor, qancha nuqsonimiz bor, qancha aybimiz bor, o'zimiz bilamiz. O'shunday bir nuqson kamchiliklarki, hatto eng yaqin bo'lgan odamingiz, ayolingiz bilmasligi mumkin. Ammo Alloh taolo biladi. Ana shu aybingizni bilgan, ana shundan xabardor bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo berkitayotganligi uchun birov bilmayapti uni. Bir nojoya fe'lingiz bor, nojoya bir amalingiz bor, gunohingiz bor, xatoingiz bor, doim qilib yurgan. Hech kim bilmaydi. Uni siz men puxtalik bilan qilayotganligim uchun, ustalik bilan qilayotganligim uchun, bekitib qilayotganligim uchun birov bilmayapti deb o'ylaysiz. Yo'q. Agar Alloh taolo xohlaganida uyingiz ichida qilgan xato kamchiligingizni Alloh taolo shunday oshkor qilib qo'yardiki, butun xalqoq bilgan bo'lar edi. Bu Alloh taolo shu aybingizni berkitayotganligini belgisi. Endi shunday aybingiz bo'lib turib, Alloh berkitayotgan bo'lsa, Allohdan hayo qiling. To'xtating bu ishni.
Mo'min kishida bor bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan satr. Ya'ni o'zini, xatosini, kamchiligini, aybini, nuqsonini berkitishligi kerak. Oshkor qilib yurmasligi kerak. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Musulmon kishi o'zini komillik sifatlari bilan bezashlikka doim urinishligi kerak. Bu degani komil bo'lish kerak degani emas, hech kim komil bo'la olmaydi. Lekin shu komillikka intilishligi kerak bo'ladi. Banda rahimli bo'lib turib, arrohim bo'lgan zotga yaqin bo'lishi mumkin. Adolatli bo'lib turib, al-adil bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishi mumkin. Boshqalarni ayblarini berkitib, boshqalarda ayblarini yoymasdan berkitib qo'yib turib, sittir bo'lgan, as-sittir bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishi mumkin. Demek siz bilan biz o'zimizda mana shu komillik sifatlarini paydo qilishlikka intilishligimiz kerak bo'ladi. Inson yo o'zini aybini, kamchiligini yashirib yuradi, yoki oshkor qilib sharmanda bo'ladi. Yo sharmanda bo'lish, yo satr, sitr taklif o'rtasida bo'ladi. Inson zotini tabiatiga qaraydigan bo'lsangiz, nimani ko'rasiz? U boshqalarda sharmanda bo'lganini, xabarini eshitishni yaxshi ko'radi. Boshqalarda ayblarini, avratlarini eshitishlik, yoyishlik va ularni masxara qilishlik bilan rohatlanayotganligini topasiz. Qaysi zamonda yashamasin, qaysi davrda yashamasin, qaysi yurtda yashamasin, bu insonda tabiatidagi bor narsa. Boshqalarda aybini, nuqson kamchiligini eshitib gapirishlikni xohlaydi. Lekin mana shu boshqalarda aybini bilib qoldingiz, yoyib yurishingiz, birovda kamchiligidan xabardor bo'lib qoldingiz, buni tarqatib yurishingiz haqida shariatimizda nima deyilgan? Ya'ni shunday bir kamchilikki, shu kamchilikni aybda aytsangiz, musulmonlarda orasida bir nojoya fikrlar, nojoya tushunchalar paydo bo'ladi. Musulmonlarda orasida fahsh munkar yoyiladi. Alloh taolo nima deydi bu haqida? Astagfirullah billah. Innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu. Iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Siz birovni aybini bildingiz, yashirib qo'yishdi o'rniga, as-sittir bo'lgan Robbingizdan mana shu sifatidan o'zingizni yuvish olib, uni yopib qo'ymasdan siz yoydingizmi? Sizni yoygan shu gapingiz tufayli buzuqlik yoyildimi? Alloh taolo bunday insonlarga alamli azob bor. Dunyoda ham, oxiratda ham. Bilasizlar, gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratga olib qo'yadi uni jazosini. Gunohlar bor, dunyoda berib qo'yadi. Yana gunohlar bor, dunyoda ham beriladi, oxiratda ham beriladi. Dunyoda ham, oxiratda ham beriladigan gunohlar, ota-onaga oq bo'lish, odamlarga zulm qilish, odamlarning haqqini yeyish, tuhmat bo'xton qilish. Endi ana shu dunyoni o'zida oladigan va oxiratda ham jazosi bor bo'lgan gunohlardan bittasi musulmonlarning orasida fahshni yoyilishini xohlashlik. Musulmonlar orasida fahshni yoyilishiga hayotimizdan yoshlar nimani misol qilsak bo'ladi? Ana shuni. O'shini. O'shini matran-tran-tran qildi-yu. Ijtimoiy tarmoqdi. Prikollar, birovni qoqilib ketgani, birovni yiqilib tushgani, birovni qandaydir bir xato yo'l qo'yib qo'ygani, birovni aybini xullas. Shuning uchun bir-birlarga jo'natayotgan narsani qaranglar. Bu xayriyatda yoyishlikka kiradimi yoki fahsh buzuqlikda yoyishlikka kiradimi? Ko'proq qaysinisi? Demak, insonning tabiati bor, xohishi bor va unga yuklatilgan shariatning taklifotlari bor. Inson nimalarni xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Lekin shariat namoz o'qib turib deydi. Insonning xohishi, tabiati nimani xohlaydi? Ishlamaslikni xohlaydi. Lekin shariat taklifot qo'yadi, ishlab olasha qayna boq deydi. Nafsimiz nimani xohlaydi? O'yin kulgini, huzur halovatni. Faqat bir maishatni. Lekin shariat nima qiladi? Taklifotlar qo'yadi. Insonni xohishda, istaklari, mayillari ichida hozirgi biz aytayotgan birovlarda ayrlarini kavlash va buni yoyib yurishlik ham bor. Insonda tabiatida bor narsa bu. Endi uni tabiati birovlarda sharmandaligini, uyatli holatini qidirishni, gapirishni istaydi, ammo shariat man qilyapti. Nafsi kusab, nafsi xohlab turgan narsani qilmasligi uchun, nafsini jilovlab olishligi uchun kishiga mustahkam iymon kerak, mustahkam iroda kerak. Eshitdingizmi deydi?
Yangisini aytadı hazır. Polonç hakkı eşitiz mi? Tohta. Menge kereyim mi şu? Beni dünyayı ticaretim ge, kendidir terbiyem ge, ya ki ahiretim ge kereyim asla etmeye koyar. Ona diyamimiz. Ne burad ne turladım o kege? Demek, Momun sıfatı da siz bilen biz Allah Ta'ala'nın asittir, yapıcı, berkituçu, şu ismiden özümüzge ölüş alışıgımız gerek. Gapır husullanadı, ne bana bilsa gapır oradı. Buradalar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Momun kişi bakıl buluşu mümkün mü? Dip soruşkenlere de, kod yakun, buladı degenler. Momun kişi korku buluşu mümkün mü? Kod yakun, şakası yan buladı. Ama Momun kişi yolgancı buladı mı? Dip soruşkenlere de, yok degenler. Şimdi Momun kişi yolgancı bulmasakken. Yolgancı degende şu yolg'onni hunar qilgan odam deyla tushunmaylik. Eshitgan gapini teshirmasdan turib ko'tarib yuradigan odamni ham payg'ambarimiz yolg'onchilar qatoriga qo'shganlar. Qaytarib aytaman, eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan, teshirmasdan, haqiqatini bilmasdan odamlar shunday bo'ladigan bo'lsa, bularni ham yolg'onchi degan. Rasululloh aytadilar, Imom Muslimdan bu hadis. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Eşken ki nesasını kötarıp yapırıp yuradığın adam üçün şu işi yalgançılığı yeterli güvah dalil. Eşitiz yapır orası, eşitiz yapır orası. Bol yalgançıları kotardasız. Yani kanaka polançı ayetinde başlayam ölüp geçsin. Kuttu özü körgen diye kılıp ayetledi. Bana buldu deydi. Bana buldu deydi. Biz özümüze mi değiliz? Köp eşitemiz. Ve hali ki eşitiyken adamlar tuhta. Sen öşetten mi değil şu işi boğanda deseyiz yok dedi. Ondan ne ki özün körgen de et yapsan. Diyamimiz. Öşün için yapar oladı. Eğer 3-4 madde öşeğe tembih verseyiz şu adam şu işinden tohtaydı. Makul mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge talim vergenler ki bir adam bir gapta yapırıp durgen bulsa. Yapırıp bulup. Ya ki kimidir ayak tavuşunu eşittirip ya bir kıkarıp koysa. Şu sözü amanat buladı. Gerçi amanat sizge şu sözüm demese ham. Resulullah dediler, Ebu Davud Tirmizi'den bu hadis, Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'a rivayet kıyam. İzâ haddese raculu bil hadithi thummel tefette fehi emana. Eğer bir kişi gapırıp turup ya bir kakara koysa, bas şu söz amanat buladı. Mumun kişideki uluğ sıfatlardan bittesi, o buralarını ayıplardan haberdar bopkasa, özü kıdır mıydı? Mabada haberdar bopkasa, onu yapıp koyadı, belkitip koyadı. Bıramadda, sizde ya ki mende, burada aybına körüp durup, bilip durup, yapıp koyuşluk halatı boyan mı? Özüyleden soruyla, bıramadda burada aybını bitti, men bildim. Şunu yapıp koygen ben mi? Eğer yapıp koygen bu siz, her degen cevap tapsız, ümit kılın şu amelizden. İhtimal şu ameliz cennetki o pirpirçiye sebep olar. Mumun kişideki uluğ sıfatlardan o başkalarının ayıplardan haberdar bu kalsa onu berkitip koyadı. Yani başkaları ise buna kalmaz. Birbirine ayıbını paylar yürüdü. Hazır günde buradalar köpçilik, ammavi ahbarat vasıtalarını, işi aynı şümez mi? Palanç palancı yıkılıp çüştü videosu var. Palancı makileyken eken, aşılatıyken eken patinkasının tavanı çıkıp getirdi. İtibar verirsin ama. O şey kürsetirken kanallar ya ki bu mesela stüdyolar kendidir kürsetiyorlar diyem narkını kadar kıymetini bilip koyuyorlar. Nimeler diyor yürüp de. Şermandalik. Şermandalik Arap dilinde al-fadiha deyiladi. Nima o şermandalik? Şermandalik ayıp bulgen. Ayıp bulgen. Üyat bulgen. İş bilen maşgul buluşlik. Ayıp hesablanken söz bilen, iş bilen, fiil bilen maşgul buluşlik. Ahlaki ölçü olarken teskari işini kılıçlik. Cemiyetini şu uğurlarına aziyet etkizişlik. Eğer adam aleyhisselamdan başlayıp kıyamet geçecek olan adamların şermandalilerini körüp çıksak onu iki türlü yine ekenliğini körümüz. Ya mali ya cinsi. Bana şu iki de şermandali buladı. Peygamberimiz ayet yaptılar o. Eğer bir ortada gusül kıladığı bu şeyler ne makuvasın özünü? Tosuvasın. Tosuvasın. Bana cinsi şermandalike fazihalikken ama Hulas, mumun kişi özünü ve başkalarını, ayıplarını berkituvchi, tosuvchi bo'ladi. Biroq sizga bir özünü ayoli bilan bo'layotgan muomalasini aytdi, bir maslahat so'rab. Maslahatingizni berdingiz, yoping shu yerda.
Masalan, boshliqlarga kelib odamlar shikoyat qilib yoki maslahat so'radigan odamlar yopish kerak. Agar aytish kerak bo'lsa, atini aytmasdan manaqa holat bo'ldi deb gapirsa bo'laveradi. As-sittir kalimasining ma'nosi. Sittir demek to'suvchi, yopuvchi, berkituvchi. Bu sig'ay mubolag'a so'z. Bu sig'ay mubolag'a so'zida ham nav ham adad bo'ladi. Masalan, al-g'affar desa, bu ham mubolag'a sig'asi. Alloh taolo eng katta gunohni ham kechiradi va milliardlagan gunohni ham kechiradi. Bu yerda sanoh ham bor, nima bor? Turi bor, navi bor. Sittir ham mana shunday. Alloh taolo to'sadi, berkitadi, eng maxfiy bo'lgan gunohlarni ham, maxfiy bo'lgan kamchiliklarni ham Alloh taolo yopadi. Hozir aytib o'tganimizdek, Alloh taolo sittir bo'lgan zot bandani hech kim bilmaydigan ayblarni ham bekitib yopib qo'yadi, lekin taassuf ayrim hamoqat egalari espas odamlar, ayrim nodon johil kishilar Alloh uni berkitib qo'ygan aybini o'zi chiqib gapiriyor. Bir paytlar biz deydi ichara deydi. Oo, bir o'tirganda monji ichara deydi. Endi nima bo'ladi? O'zingni aybingni aytdingmi? Endi qachon seni ko'rsam ichgani esimga kelaveradi-da. Odamlar esdan chiqarmaydi. Qachon ko'zingizga ko'rinsa, o'sha gunohni nima qilaverasiz? Alloh yopib qo'ydi, biroq bilmadimi, birodar, o'zingni sharmanda qilmagin. Agar seni aybingni Alloh yopib qo'ygan bo'lsa, sen o'zing ochayotgan bo'lsang, sen gunohkor bo'lyapsan. Mana u qilgan xatoingiz, gunohingiz yoki nuqson kamchiligingizni hech kimga aytishingiz kerak emas. Otangizga ham, onangizga ham, u ustozingizga ham, o'qituvchi, Alloh berkitdimi gapirmang. Asarlarda keltiriladi, Musa alayhissalom zamonlarida yomg'ir yog'may qo'ydi. Shunda Alloh taolodan Musa alayhissalom duo qilib yomg'ir so'radi. Alloh taolodan javob bo'ldi, oranglarda bir gunohkor odam bor. Shu odam tufayli yomg'ir yog'mayapti. Shunda Musa alayhissalom qavmiga qarab, oramizda bir odam bor ekan, gunoh qilayotgan. Shu odam chiqib ketmasa yomg'ir yog'mas ekan. Shu odam chiqib ketsin deb xitob qildi. Hech kim chiqib ketmadi. Hech kim qavmni tark qilmadi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin yomg'ir yog'di. Shunda Alloh taologa Musa alayhissalom duo qildi. Parvardigor, kim edi u? Senga osiylik qilayotgan kishi dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, seni so'zingdan ajablanaman. U bandamni osiy bo'lib turgan paytda sharmanda qilmay yashirdim-u, endi tavba qilganida oshkor qilayman" dedi. Alloh taolo osiy bandasini ham modomiki o'zini o'zi sharmanda qilmayaptimi, nima qilyapti? Bor, shunaqa odamlar bor, urug'ingizda bor, mahallangizda bor, joringizda bor, poylab yuradi. Shu bitta xato qilsa ko'tarib chiqib, mana shu odam yaxshi odam bo'lmaydi. Agar birodar siz ham kimidir haqqini qachonlardir yeb qo'yib, zulman. Sizlar shu turli kasb egalari bilan gaplashinglar, muammolarini aytadi. Mansabingiz bilan qo'rqitdingiz. Quvvatingiz bilan qo'rqitdingiz. Agar shunaqa qilib kimidir haqqini yeb bermasdan chiqib ketgan bo'lsangiz, ustalarni uydan chiqarib yuborayotganlarni ko'p eshitamiz. Usta zo'r qilgan ishdi. Endi pulni olishga kelganda, mana qilsam, nagli bermay qo'yganlar bor ekan. O'sha o'zga yurtda ishlayotgan, bizdan borib ish paralarlik qilayotgan odam 3-4 ta bolalarni olib kelgan, ishlatgan. Katta abyondagi ishni olgan, endi qilgandan keyin bolalarga to'laydigan pul katta bo'lib ketgan. Bermagan uni bahona qilib. Qarg'ab kelishgan uyin kuyusin deb. Uy kuyib ketdi. Shu bilan qutulgan bo'lsa ularda haqqidan oson qutulibdi. Chunki tikkalab olish mumkin-ku uyda. Agar oxiratga qolib qolgan bo'lsa-chi? Shuning uchun uyda usta ishlayotgan boyvachchalar, odam ishlayotgan prorablar qilayotgan ishini haqqini beringlar. U sho'ring qurgur haligi mazlumlarchi, ilmsiz, savodsiz bo'lganchi so'kinib chiqib ketadi. Seni Allohga qo'ydik desin-da, tamom bo'ladi shu odam. Alloh Karim, Alloh avf qiladi. Namoz o'qimagan bo'lsa, roza tutmagan bo'lsa, Alloh umid qilamiz, chunki kechiruvchi bo'lgan zot Alloh taolo. Ammo bandani haqini yegan bo'lsangiz, Allohga qo'ydim seni desa, tamomsiz. Uzoqqa bormaysiz. 1-2 yil yashaysiz, lekin albatta olasiz jazo. Aytdik-ku darsda boshida. Shunday gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratda beradi jazosini. Shunday gunohlar bor, dunyoda ham beradi. Mana shu dunyoda ham beriladigan jazodan bittasi odamlarga zulm qilishlik.
Kim kime hakkını vermeye koygan bu sefer uyudu suçlatı. Bir uyuyla da barı veriyorlar. Madem ki şu uyuda yaşamakçı mısınız? Şu uyuda bereket yapmakçı mısınız? Verin. Rasulullah mı degenler? Peşenesindeki terisi kurumasından turup ver. İşletken icra açayım degenler. Demek asittir degeni birinci manası tosuş, berkitiş, yapış. Yani bir manası uzak kılış, saklaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zevce-i mutahharalardan Ayşe raziyallahu anh'a ait ettiler. Bir günüm yeni üyümge ikide kızını yeterler bir ayol kişi geldi ve sorandı. Telamçılık kıldı. Üyüde bir tane hurma varken şu bir tane hurma alıp çıkıp verdiler Ayşe anamız raziyallahu anh'a. Haliye ayol hurmada alıp ikiye böldü de iki kızını kolu tuttu. Genç çıkıp yetişti. Resulullah huzurum bekleyenlere de şuna sana zikir kıldım dediler. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Men yeliye min hadihil banat şey'en fe ahsana ileyhinne kunne lehu sitra minennar. Kim bana şu kızlarını işini üstü de bulsa, yani terbiye kılışı, bakışı, raya kılışı, işi de üstü de bulup, ula ki çıralı muamela kısa, ular ki ihsan kısa, yakşılık kısa, şu kızlar bu kişi için dozaktan tosuk buladı. Bana ettik, kunne lehu sitra minennar. Şu kişi için dozaktan tosuk buladı. Sitir degen sözü ikinci manası tosuk. Buradalar üyümüzdeki yeterli iş durdu. O ümmet takamını kılıp Osmanlı'dan kemesinden kızınızı terbiye kılın. Cennet kekirizge şu yem kifaya kıladı. Bağlar da terbiyesinden şugulanın. Kıyamette şunge cevap verersiniz. Ayalıyız, farzantlarıyız hakkıda. Özü sigire çeker. Ümmet takamını yapıradı. Yer geçiş buradalar. Cennetke abarat gençler, radarlar, özümüzü üyümüzde türüptü. Üyümüzü tüzeltmezsen türüp taşkarıya çıkıp, yapırışlıkke az genel makuleyelik, insaf kuleyelik, üyeteyelik. Çünkü bana şu amalda özü, bir damada, iki damada, üç damada kız balını terbiye kılıp, abba yuvup tarap, terbiyelip, iman etikatta, takvada, hayada terbiyelip, balagat yetkende özgü münasip ogen, dindar, imanli, takvali kişini topup, nikahla uzatarken şu kıyan işi işeniler buradalar. Cennetki kirişliğe kifaya amal buluşu mümkün. Bunu vadasını bizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veri yaptılar. Kareler de üyümüzde türüptü. Üyümüzde türüptü. As-satır manasıya münası bir kıssa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Bu hadis Abu Hurara raziyallahu anh rivayet kıladı onu. İmam Ahmet Musnad'ları da Buhari'de, Tirmizi'de keltirilgen. Men ra'ani fil manam fesayyarani fil yakızati ve la yetemessalu şeytanu bi. Kim beni tüşüde görse uyguluğu da hem elbette köredi. Çünkü şeytan beni suratımda kiram edildiler. Kim tüşüde peygamberimizi görse Rastan peygamberimizi görüptü. Çünkü şeytan peygamberimizi suratında kiram edildi tüşümüzde. Şimdi kim tüşüde görgen bu ise uyguluğu da hem köredi inşallah. 20. asırda, ben ötken asırda sadır bugün, vakıyı kıssa. Damaşk hatiplerinden biri, şurada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Resulullah onge, falancı koşninge barıp ait, o cennette benim hamrahım buladı, dediler. Kanaka başarat, kanaka hoşkabar, haliye kişi üçün. Haliye hatip, uygandı da şuradan katkı tasırlandı. Ve Resulullah aytgan haliyi koşnusunu uyga bardı. Barıp eşiğini kalktı. Haliyi adam çıktı. Salam aleyhi buldu. Hulas hatip aytti ki mende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sizge bitti başarat bar. Onu aytmayayım ben. Bir amaliz bar ki şu tüfeyle şu başarat aytıldı. Şu amalizi aytmasız. Allah için kıyken bir amaliz bar şunu aytmasız. Bu başarat da aytmayayım ben dedi. Haliyi koşnu unamadı aytçilikke. Ama Resulullah'tan başarat deyip durdu. Hatip hem kıstap duru aldı. Hulas ayt adı yan buldu. Üylengendim dedi. Bir ayolga salçı koyu üylendim. Menge turmuşge çıkanı da 5 aylık hanlıda hamilası var adıyken dedi. Yani beynikah boyan hamile. Bana yani şu yerde haydap çıkar varsa, şermanda kısa hakkı var. Lekin bu ayolunu ayağa tayılıp haktan tayılgenekken beni kolumda tavba kılışını hokladım, yaşırdım dedi. Ayıbını berkittim. Tuğadı yön payetki yanı da, şimdi tuğ aydan keyin tuğdu.
Ha turmushga chiqqaniga 4 oy bo'lib turib tug'ib qo'yapti. Doyani uyga olib keldim, tunda tug'di. Tong yotganda haligi balani qo'limga oldimda jami masjidiga bomdod namoziga kech qolibroq chiqdim. Hamma namozga turgan, imom quloq qoqqan, hamma kirib bo'lgan, sekin eshik tagiga qo'ydi balani, kirib imomga ergashdi. Namozni o'qib bo'ldi, tashqariga chiqsa odamlar to'planib turibdi. Nima gap? Ha biroq balani qo'yib ketdi. Shunda keldi-da haligi odam, "Menga beringlar shu balani. Men boq olaman shuni," dedi. Berishdi, onasiga olib borib berdi. Bir mu'min ayolni xatosini, kamchiligini, oyog'i toyilib ketganligini yashirib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qanday bashorat keldi? Jannatda mening hamrohim bo'ladi. Ehtimol bitta shu ishingiz biror marta men ham bir odamni qilgan shu xato kamchiligini, gunohini yashirib qo'yganmanmi deb so'rab ko'raylik. Agar ha degan javob bo'lsa, muborak bo'lsin. Agar Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, shu amalingizdan umid qiling. Chunki Alloh taolo karim bo'lgan, g'affor bo'lgan zot. Shunda bir ajib narsa bor. Biz adolatli bo'lishimiz kerakmi, kerak emasmi? Kerak. Astagfirullah. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Albatta Alloh adolatli bo'lishlikka va ihsonli bo'lishlikka buyuradi. Bu ayolni qilgan ishi uchun talog'ini berishlik erkak kishi tomonidan adolat bo'larmidi? Adolat bo'lar edi. Sharmanda qilib chiqarib, "Sen menga shu gunohingni aytmasdan tekkan ekansan" deb turib, odamlar orasida sharmanda sharmisor qilishlik adolatdan bo'larmidi? Adolatdan bo'lar edi. Lekin oyatda go'zalligini qarang. Albatta Alloh sizlarga adolatli bo'lishni va ihson qilishlikni amr qiladi. Ayrim ishlar, birodarlar, adolat bilan emas, ihson bilan hal qilinsa nihoyatda go'zal bo'ladi. Bu kishi nima qildi? Bu kishi nima qildi? Adolat qildimi? Yo'q, ihson qildi. Ba'zida oldi-berdi muomalalarda adolat qilaman deb turasiz, katta muammolarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shunda ihson qilib qo'ysangiz chiroyliroq hal bo'ladi. Bo'pti birodar, sizni haqqingiz ekan. Bo'ldi, olavering deb qo'ying-da. U mu'minda uchi 3-4 kun o'tgandan keyin biladi sizni haqligingizni. Allohdan qo'rqadi u. Siz ihson qilib qo'ying-da. Ahsin ilan nasi tastabid qulubahum dedi shoir. Insonlarga ihson qil, qalblarini asir qilasan. Ko'pincha insonning qalbini ihson asir qiladi. Yana qaytarib aytaman, o'rtamizda bo'layotgan muomalalarda adolatni qoyim qilishlik kerak, ammo ayrim o'rinlarda ihson qilishlik. Mana bu kishi ihson qildi. Kimdan bashorat keldi? Kimdan bashorat keldi? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Albatta Alloh adolatga va ihsonga buyuradi. Mana shu satr masalasida, sittir, to'sishlik, berkitishlik, yopishlik masalasida ayollarga tegishli joyi shuki, Alloh taolo to'suvchi, oilasini ayblarini berkituvchi, nuqson kamchiliklarni yopuvchi bo'lgan ayolni maqtaydi. Mu'min ayol mana shunday bo'ladi. Ammo uyda bo'layotgan muammolarni ko'cha ko'tarib chiqayotgan, eridan shikoyatni qo'shniga doston qilayotgan, uydagi yetishmovchilik muammolarida ab chiqib majlislarda gapirayotgan ayol, birodarlar, Alloh taolaning As-Sittir ismidan o'ziga bir ulush olmagan ayol. Bir narsaga hayronsan-da, eridan shikoyat qilib chiqdi. Nima? Ular yaxshiroq erdi berib qo'yadimi bunga? Ya uydagi bir muammoda ab chiqdi, kamchilikda. Ular nima shu muammoda hal qilib beradimi? O'zi nima gap chiqib gapiramiz tashqariga, bilasizlarmi birodarlar? Nima bor shuning orqasida? Bilamiz bizga bu problemamizni hal qilib qo'ymaydi. Bilamiz xotimimizni yoki erimizni tuzatib bermaydi. Nimaga gapiramiz shuni? Nimaga? Bo'shashini xohlaymiz-da matimizni. Gapirsang nima olasan? Ha, yozilganlar aytayapti buni men. Gapirsang yozilasan. Ha, musulmon gapirish kerakmi odamlarga? Yo'q, musulmon odam joy namozda gapiradi Robbisiga. Shu dardini, hasratini, muammosini, mushkulasini, kamchiligini, nuqson yetishmovchiligini joy namozda turib, Robbisiga yarim tunda namoz o'qib turib aytadi, u dardi qalbida qolmaydi.
Köşeye çıkanı hiç kanıya muamması yok diye zor yürü orada. Çünkü boşatı aldı da mantığını. Şimdi Allah'ın kalbini boşatı almayacak. Allah'ın münacat kılıçını bilmeyecek onlar. Adamlar ki üyüdeki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cami-i Sakır'dan keltirilen hadiste merhamet kıladılar. İzâ hakemtum fa'dilû. Eğer hüküm kıladıkken bu şeyler, kazı bu şeyler, çırali, adaletli hüküm kılıyorlar. Eğer hüküm kılsanlar, hüküm çıkarsanlar, adalet bulan hüküm çıkarınlar. Fayda kataltum fahsinu. Eğer katıl kıladıkken bu şeyler, cay meydanı da. Katıl kılışıların çırali bulsun. Fe innallahu azze ve celle muhsinun yuhibbul ihsan. Çünkü Allah da Allah muhsindir. Yani çırali iş kıladıkken zor. Ve muhsin bendeni, ihsanını, çırali işini yakışık görüldü. İslam dini buradalar ihsanı büyüredi. İhsan degeni fakat tört asal çakırıp dasıran salı şümelik, can akeler. İhsan degen söz çırali iş kılıç degeni. Güzel iş kılıç degeni. Profesyonel buluş degeni. Bana özbeşçesine ait değil mi? Ne mi iş kısın? Güzel iş kısın demeyi sen muhsinsen. Demeyi sen ihsan bilen iş kıldın. Rabbin şunu yakışık görüldü. Biz kaçan muhsin bulamız, kaçan ihsan bulan çıralı iş kılamız, şunda ümmet, halk sıfatı da usamız. İplemeçi bulmasak. Taassuf, aksar işimiz ne olup gitken? İplemeçiliği olup gitken. Doğru mu? Üçüncü, muhsin ustanı daim kilenti tayyar duradı. Yıllar ne periyot yazık dururken burada daptarı. Ha, ben boşamayayım ben deyim. Muhsin bo'lgan tabibni orqasida o'chirib turadi. Chunki muhsinda chiroyli ish qiladi u. Eplamachi emas u. Dinimiz birodarlar ihsonga, chiroyli ish tutishlikka buyuradi. Hatto birodarlar mana zarar yetadigan gazandalar bor, chayon bor, ilon bor, urg'imchak bor. Mana shularni qatl qilishlikka buyuradi shariatimiz. Endi mana shu chayonni qatl qilishida ham chiroyli ish tutishlik kerak. Bir zarbada urib o'ldirish kerak uni. Ikki marta urib uni jonini qiynamaslik kerak. Shaddod ibn Avs roziyallohu anhu ning hadisida vorid bo'lganki, u kishi aytadi, payg'ambarimizdan ushbu hadisni yodlab qo'yganman. Astagfirullah. Inna Alloha katabal ihsana ala kulli shay. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata va idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Fal yuhidda ahadukum shafratahu val yurih dhabihatahu. Albatta, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Alloh har bir ishga ihsonni yozgan. İhsan ne mekan? Profesyonalizm, güzellik, çırali iş kılıçlik. Her bittiği işe ihsan ne yazgan? Eğer katıl kılsanlar, çırali suratta katıl kılınlar. Yani cay madanında düşmanında çapışını kere basa, boynaki kılıç vurdu yaptı, kıyneme onu diyaptı. Eğer soysanlar bir canavarını, çırali suratta soyunlar. Kaysi bana da. Fal yuhidda ahadakum şafratahu. Öşü boğazlayırken bıçakını soyarken adam ötkir kısın, canavarını rahatlandırsın. Hulasa, Müslüman adam neme iş kımasın? Onun Rabbisi muhsin, çırali iş kılıçı, ihsan bana iş kılıçı boyan Rabbisi, onu bana şunu diye buluşurken büyür adam. Bana mehman çakırıştaki ihsan da göreyim. İbrahim Aleyhisselam'ı yüge farıştalar gelişti. İshak Aleyhisselam'ın tuğuluşluğunu başaratını vergeni. Lut kavmi, Sadun kavmini vayron qilishligini xabarini bergani. Ibrohim alayhissalom uyiga boyagi farishtalar inson suratida yosh yigitlar suratida kirib kelishdi. Alloh taolay aytadi: "Faroga ila ahlihi." Uyiga o'tkazib qo'yib, so'ng u asta oilasini oldiga chiqdi. Mehmonlarga bildirmadi. Qorninglar qanaqa? Ovqat-ovqat qilyapmi demadi. Chunki mehmon uyaladi, hayo qiladi, u iffati bor uni. Demek mehmondan soramasdan ovqatga urinishlik kamoli odobdan ekan. Fama labita anja bi ajlin hanif. Qarab turmay bir buzoqni qovurib keltirdi. Endi bu yerda albatta bo'zesi o'shagan deb tushunmaylik mehmon chaqirganda. Har bitta odam cho'ntagiga qarab, imkoniyatiga qarab. Bu yerda aytilayotgan narsa Ibrohim alayhissalomning saxovati va chiroyli ish qilganligi. Taomni tezda pishirib keldi. Cho'zib o'tirmadi. Albatta bu kamol axloqdan. Faqarrabahu ilayhim. Ovqatni ularga yaqin qo'ydi. Dek, o'tkizdi uyga, darrov chiqib ovqatni tayyorladi, olib keldi-da, ularga yaqin qo'ydi. Ba'zida bo'ladi, mehmondan ovqat uzoqroq bo'lib qoladi. Qo'lini cho'zgani uyaladi. Yoki bo'lmasa, yoniga qo'yasiz-da, oling demaysiz.
فقربه إليهم قال ألا تأكلون ovqatni qo'ydi ularni oldiga yaqin qo'ydi va ovqatdan olmaysizlarmi dedi ana birodarlar Ibrohim alayhissalom mehmon chaqirishlikdagi ehsonni qanaqa bo'lishini ko'rsatyapti Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu u zot barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir mana Alloh azza va jalla nima ish qilgan bo'lsa uni ishida albatta ehson bor uni ishida go'zallik bor endi mana shu ehson degan so'zning ma'nosi juda ham keng ehson ato qilish ehson chiroyli ish qilish Alloh taolo ikkita ko'zni ato qildi inson bolasiga agar bitta bo'lganda qana bo'lardi atrofga bir baho berishlik qiyin bo'lar edi ikkita quloqni berdi agar bitta bo'lganda nima bo'lardi mana aytdik bitta quloqingiz ishlamasa ovoz qayerdan kelayotganini ajrata olmaysiz insonga miyani berdi va uni shunday bir joyga joyladiki insonni jasadida eng mustahkam himoya qilingan joy mana shu miyani joyi eng mustahkam qo'rg'on mana shu miyani qo'rg'oni bo'ladi Alloh taolo yana nimani berdi chiroyli qilib soch soqolni berdi uni go'zalligi nima deydi og'riq sezmasligida sochingizni aytdik agar xuddi qo'lingizni yoki bo'lmasam qorningizga biroq tiq tegizsa og'rigandek sochingizga ham tiq tegizsa og'riydigan bo'lganda nima bo'lar edi allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu u barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir ko'zimizni olaylik birodarlar jasadimizni hamma a'zosi sovuqni his qiladi magar ko'z his qilmaydi agar ko'zingiz ham soqotadigan bo'lganda nima bo'lar edi ko'zingiz ustidagi nam sovuqda muzlaydigan bo'lganda nima bo'lar edi minus haroratga chiqqanimizda ko'zimizni shunday pardasi muzlab qolardida hech narsani ko'rmasdan o'tiraverarmidik bu kimni chiroyli ishidan Alloh subhanahu va taolo al muhsin bo'lgan robbimizning go'zal ishidan mana shu insonni ko'zi haqida ko'p bir ma'lumotlarni kavlagan bo'ldim xulosasi insonni ko'zi 8 millionga yaqin rangni farqlay olar ekan nechi megapikselikina ko'z 12 megapiksel 46 megapiksel va o'lib qolamiz haligi palon pulga telefon insonni bitta ko'zini oldida dunyodagi hamma pikseli nima bo'lardi hech narsa bo'lmaydi haqiqatan ming haligi 3D desin 7D desin kinoxonasi nimada ko'ringda baribir bitta polotnodada u endi insonni ko'zini qarang agar bir xil rangni 100 xil tuslanishi bo'lsa sog'lom ko'z shuni ham ajrata oladi albatta bu al muhsin bo'lgan robbimizning bizga qilgan ehsonidan go'zal ishidan allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu u zot barcha narsani go'zal qilib yaratgan mana insonni jasaddagi ayrim bir a'zolarni ish haqida gapirib beraman yurak yurak umri davomida insonni yuragi 5.7 million litr qonni aylantirar ekan birodarlar 5.700.000 litr qonni aylantiradi agar shuncha qonni oshxonadagi jo'mrakdan oqizib qo'yishlik kerak bo'ladigan bo'lsa 45 yil ochiq turish kerak ekan shu qon yurak o'rtacha 70 marta uradigan bo'lsa bir kunda 100.000 martadan ko'proq uradi yiliga 36 milliondan ko'proq marta uradi umri davomida 2.5 milliard martadan ko'proq urar ekan mana shu bir parcha go'sht sezasizlarmi shuni yo'q Alloh taolo shunday qilib qo'ydi buni chunki Alloh taolo allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu u zot har bitta narsani go'zal qilib yaratgan zot odam bolasi o'sha insonni shakli shamoyili harakatlariga o'xshatib robotlar yasamoqchi bo'lyapti yaqinda bir ko'rib qoldim bitta robot bitta irg'ib turib balandning ustiga chiqdi yiqilib ketmadi o chap berdi qarang irg'ib nima qildi yana bitta irg'ib yerga tushdi yiqilib tushmadi dastijenini qarang kattaligini sizni o'sha oyoqqa turib avval to'r oyoqlab uch oyoqlab yurgan bolangizni rivojlanishlik jarayonini qarangda mo'jiza emasmi yaponiyalik bir olim mana shu protezlar ishlaydigan shu tabib olim ekan kichkina qizchasini qo'lini harakatlarini ko'rib turib Allohni topgan ekan biz mo'jizalar ichida ko'milib turibmiz qarab ham qo'ymaymiz o'ylanib ham qo'ymaymiz bularni bari birodarlar siz bilan bizni robbimiz al muhsin bo'lgan robbimizning atoyotlari ekanligini bildiradi endi insonni jasad haqida gapiradigan bo'lsak birodarlar bu juda yam uzoq so'z bo'lib ketadi pochkalar paylar teri oshqozon ichak bularni hammasini aytadigan bo'lsak vaqtimiz cho'zilib ketadi agar inson o'zini jasadidagi bo'lgan Allohning ihsonini
fikir qiladigan bo'lsa, albatta Rabbisiga hamd aytishdan boshqa chorasi qolmaydi. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Albatta biz har bir narsani aniq o'lchov bilan yaratdik. Agar mana shu bir piyola suv ichida qancha bakteriya borligini inson ko'ra olganida suv ichmayla qo'yar edi. Qancha narsalar bor inson ko'zi ko'rmaydi. Alloh taolo to'sib qo'ygan, ko'rmaydigan qilib qo'ygan. Qancha eshitiladigan narsalar bor. Alloh taolo insonni qulog'idan to'sib qo'ygan, eshitmaydi. Albatta bu Alloh taoloning ihsonidan, qilgan chiroyli ishidan. Alloh azza va jalla har bitta ishida ihsonli, al-muhsin, hikmatida, tartibida, ato qilgan a'zolarida, insonning borligida. Til, nutq, bayon. Bu Alloh taoloning bergan yana bitta bir in'omi, ihsoni, go'zalishi. Tiliz bo'lmasa, nutq bo'lmasa, bayon bo'lmasa, fikrimizni qanaqa qilib bir-birimizga bildira olardik? Qanaqa qilib birimiz o'rgangan ilmni ikkinchimiz o'rgata olardik, birodarlar? Alloh taolo aytadi: "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim." Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shakli shamoilda yaratdik. Mana shu turishimiz, birodarlar, eng go'zal shakl. Ko'zing ma'da bo'lganda, qo'ling ma'da o'sganda, quloqing ma'da bo'lsa, yo'q akalar. Alloh taolo mana shu suratni berdimi va mana shu suratni go'zal deb aytibdi. U go'zal deb Alloh taolo o'zi baho beryapti, demak go'zal, birodarlar. Demak go'zal. Alloh azza va jalla o'zining mahluqotlariga mana qilgan go'zal ihsoni, odam zotiga qilgan ihsoniga misollar. Avvalgi darslarimizda aytdik, terisi bo'lmasa inson qanaqa bo'lar edi? Sochi, tuki, qoshi, kipriga bo'lmasa qanaqa bo'lar edi? Insonning jasadidagi tavozun asbobini aytdik, balansni. Mana shu quloqning ichida bir suyuqlik bo'ladi, insonni tikka turishligini shu ta'minlaydi. Agar shu a'zo buziladigan bo'lsa, shu joyi ishlamaydigan bo'lsa, inson oyog'ida tik tura olmaydi. Agar mana shu tavozun balansi bo'lmaganida, inson to'g'ri turishligi uchun oyog'ini razmeri 60 cm, 70 cm bo'lishi kerak edi. Tasavvur qilinglar qanaqa xunuk ko'rinish bo'lardi. Lekin Alloh taolo mana shunday quloqqa shu jihozni joylab qo'ydi, tavozunni, balansni ushlab turadi. Meva chevalarni ko'ringlar, birodarlar. Alloh taolaning har bitta ishi go'zal. Sabzavot mevalarni pishishini qarang va tartibini qarang. Biri tugaydi ekan, ikkinchisi pishadi. İkincisi tugaydi, üçüncüsü pishadi. Olma, nok, behaga o'xshagan mevaning shaklini ko'ring, hidini ko'ring va uni saqlashlik, olishlik qulayligini ko'ring. Tarvuzni, qovunni kattaligi uchun uni ko'ring. Endi bug'doy, don, sholi shunga o'xshagan mayda narsalar ham bittadan o'sganida, olmani yoki qovunni singari, uni terish qanaqa mashaqqat olib ketar edi. Bitta boshog'ini sindirasiz, İçinde 100 dona buğday var. Yani bitti tartışta ona kadar neşten yürüyorsunuz. Eğer bittiden tergenden ne olurdu halimiz? Allah al-muhsin bo'lgan zot. Her bitti işi çırali. Her bitti kıyan işi güzel. Sigir ne oluyorduk? Eğer sigir bana süt beradi, bir günlük yegen, yemi, haşegini, puludan, kımmatrağı bo'lgan sütünü bergenlik için sigir bakadı adamlar. Eğer bergen sütü, yegen, yemi, haşegiden, qiymati ozroq bo'lganida biro sigir boqamidi? Sigiri borlar bordir ichimizda. Agar sutni yaxshi berib tursa, o'sha bitta mol tirishlikda o'tkazaradi bitta uyda, to'g'rimi? Tovuqni oling, kunda bitta tug'adi. Agar bir oyda bitta tug'adigan bo'lganda biro tovuq boqamidi? Albatta bularning bari Alloh azza va jallaning qudratiga dalolat qiladigan ko'rinishlar. Shuning uchun mahluqotlar haqida fikr qilishlik insonni Alloh taoloning qulchiligiga yetaklab keladi. Astagfirullah. Inna fi xalqis samawati val ardi vaxtilafil layli van nahar la ayatin li ulil albab. Osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun oyat, alomatlar borligi shubhasizdir. Alladina yazkuruna Alloh qiyaman va qu'udan va ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydigan hamda osmonlar
ve yerinin yaralış hakkında tefekkür kılıp aytishadiki parvardigor, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda biron ish qilish aybidan poksan, o'zing bizni jahannam azobidan saqlagin. Mana fikr qilib ko'raylik. Subhanalloh deb olishimiz kerak. Yuragimizni tahtagidan. Alhamdulillah deyishimiz kerak. Qalbimiz chuqur-chuqur joydan. Ustimizda turgan ne'matni ko'rmaymiz? Borimizni ko'rmaymiz, lekin yo'g'imizni ko'raveramiz. İşiniz yürüşmeyapti, pulingiz yok, qarzingiz olmayapsizmi? Bir banisaga boring. Bir banisaga boring, qanaqa odamlar yotibdi, nima dardlar bilan. Ha, qoningiz og'riyapti, oyog'ingiz og'riyaptimi? Ruhiy xastaliklar kasalxonasi shifoxonasiga boring. Tuppa-tuzi odamlarda Alloh taolo aqliga bir musibatni berib qo'ygan. Qarasang, soppa-soq jismonan. Ko'rinishi juda ham chiroyli, lekin Alloh taolo esini olib qo'ygan, aqlini olib qo'ygan. Özümüzdeki bor narsani ko'rishtirgan edi birodarlar, yo'q narsani ko'ra olmasdan. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shakl shamoilda yaratdik. Mana Alloh taoloni inson suyaklariga bergan ihsoni. Insonni suyagidagi qilgan go'zal ishi. Insonni suyaklari paydo bo'lgan kundan boshlab ulib o'sadi. Kamillikka yetişliği bilen ölçüden toxtaydı. Uxlaydı şu hücreler. Şimdi 52-60 kekirgenlerken ayak bayağı sınıp kalsa, kol polu sınıp kalsa, boyagi hücreler uyganadı da şu suyede birbirine ulaşıp girişip yeterli. Sınıp kalken üç kez özü göz yamalıp kaladı mı? Ha? Yırtılıp kalken kiyimiz öz özden tikilip kaladı mı? Suyagi sınıp kaladı, doktorlar torla apkep koyadı kalas. O payka kıpoy miydi ular? Uyağa kimi işi? Allah Azze ve Celle'nin ihsanın işi. Uxlaydı boyagi hücre. Lekin zarurat bo'lganda uyg'onadi, ulab qo'yib, yana uxlaydı. Tish emali. Bu masalan eng pishiq material deb turib, almas turadi. Undan keyingi o'rinda pishiqlik bo'yicha mana shu tishni emali ham turar ekan birodarlar. Chakkana tishlar uzasimi bir narsani? Chakkana tonnalab narsani chaynaysizmi? Yiyilmeydi ya. Bu kimi ihsanı? Al-Muhsin bo'lgan Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Hop, demek ki Rabbimiz Muhsin bo'lgan zot ekan. Endi mu'min banda Rabbisining mana shu güzel ismi, oliy sifatlaridan özgürlük olishi kerak. Allah chiroyli ish qilar ekanmi? Ihsonli Muhsin ekanmi? Demek banda ham, mu'min banda ham Muhsin bo'lish kerak. Nima bo'lish kerak? Profesyonel buluş gerek. Ne mi iş kılası buradır? Kossop mısınız? Duktur mısınız? Usta mısınız? Moşik misiniz? Bitonşik misiniz? Ne misiniz? Profesyonel buluyun. Şunda Rabbiz yakış görüyoruz. Şunda Allah da Allah kolizge vergen 3-4 çakıge barakat veredi. Ha ömründen barakat top gör. İşin ustasıyken sen dedi. O şu üyde gelse. Razı bu yanı mı bu? O şu bunu bir yere yatıp durup. Banda rahimli bo'ladi, Ar-Rahim bo'lgan Robbisi yaqin bo'lishi mumkin. Banda adolatli bo'lib, Al-Adil bo'lgan Robbisi yaqin bo'lishi mumkin. Saxovatli bo'lib, Al-Karim Robbisi yaqin bo'lishi mumkin. Ihsonli bo'lib, chiroyli ish qilib, Al-Muhsin bo'lgan Robbisi yaqin bo'lishi mumkin. Demek, Alloh taolo bizga muhsin bo'lgani kabi, biz ham bandalarga muhsin bo'lishimiz kerak. Chunki Robbimiz bizga mana shunday bir hayr ihsonni inomlarni ato qildi. Mu'min kishi muhsin bo'lish kerak. So'zida, ishida, muomalasida, tasarrufotlarida biroq bilan muomala qilganda uni masxaralamaydi. Ba'zi so'zlarni gapirmaydi, odamlarga aziyat yetkazmaydi. Agarchi bizi muomalamiz ihsonli bo'lsa, muhsin bo'lib muomala qiladigan bo'lsak, odamlar bizi oldimizdan ketmaydi bezi. Wala kunta faddan ghalidan. Agar Ey Muhammad aleyhisselam, siz sahabalarınızda dağal, kopal bo'lganingizda birontasi atrofida jamlanmagan bo'lar edi. Rasulullah muomalasi da muhsin bo'lganlar. Mu'min kişi her bitti işi de muhsin bo'lishi kerak. Farzandlarning tarbiyasi da, aloqasi da, va'dasiga vafo qilishi da. Mashina minishi de muhsin bo'lishi kerak musulmon odam. O'tgan safar aytdik, amru ma'ruf nahi munkar har bitta musulmon yelkasidagi vojib ish. Mashinasini noto'g'ri qo'yib qo'ygan bo'lsa, jon akalar, Alloh uchun to'xtab, uka chekar olib qo'y mashinani, devoringlar. Mana shu ham ihson, mana shu ham muhsinlik, mana shu ham chiroyli ish qilishlik.
Can akalar, can ukalar, maşine minekenimizde muhsin buluyelik. Fakat maçke kirgende muhsin bulu maruza işitmezden. Farzand terbiyesi de muhsin. Ayolları bulan bugün muamela da muhsin. Ve aşiruhunne bil maruf. Allah Teala aytadı, ular bulan tinç tatu yaşayınlar. Farzand terbiyesi de muhsin buluş gerek. Çırağlı yol tutuşluk gerek. Peygamberimiz aytadılar, allimu ve la tuannifu. فَاِنَّ الْمُعَلِّمَ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَنِّفِ Örgat uçu bo'linglar. Zo'ravonlik qiluvchi bo'lmanglar. Albatta muallim, yani örgat uçu adam, muannif. Zulüm zo'ravonlik qiluvchidan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Uravermang farzandni, so'kavermang, o'rgating. İşini bajarishligida muhsin bo'lishlik kerak. Hozir aytganimizdek, o'zini ishini ustasi bo'lsin. A bizga boraveradi, qop qop yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Müslüman kişi Rabbisini güzel isimlerden özüge ölüş nasibi oladı. Rahimli bulup Ar-Rahim Rabbisi yakın buladı. Çırali iş kılıp Al-Muhsin Rabbisi yakın buladı. İnna Allah'a ketebel ihsan ala kulli şey. Allah da Allah her bitti işke ihsanını, güzellikini yazken. Eğer katıl kısaylar, çırali suratta katıl kılıylar. Eğer canlık soyadırken bu sayılar, çırali soyular. Pişağını ötkürlavasın, canavarını rahatlatırsın. أقول قولي هذا وأستغفر